Gündemi de değerlendiriyor olacağız. Ee, i̇lk konumuz Taner Karaman. Günaydın Taner, İyi pazarlar, hoş geldin. Günaydın Ceyda, İyi pazarlar diliyorum. Umarım futbol dolu güzel bir gün olur. Bizim İnşallah. Için. E, hepimiz için, tüm futbol severleri için, tüm taraftarlar için. Gündem oldukça yoğun Taner. E, hem Süper Lig'de 22. hafta heyecanlı yaşıyoruz. Aynı zamanda tabii transfer dönemi de e, yarın sona erecek. Artık saatler kaldı. Bir İrfan Can transferi var ki tüm taraftarlar, tüm futbol severler bunun nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyor. Ama biz önce sahaya odaklanalım. Dün akşama giderek başlayalım istiyorum. Dün akşam Fenerbahçe evinde Çayküze Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Ve evinde inilmezlik serisini uzun bir aranın ardından 5 maça çıkardı. Nasıl yorumlarsın karşılaşmanın 90 dakikasını? Özellikle Zalai'nin performansının alta çizildi. Ee, o sahayı kısa da olsa bir süre aldı ve aldığı sürede istatistikleri de izleyenlerimizle ve dinleyenlerimizle paylaşmıştık. İyi de istatistiklere imza attı. Ee, senin oyuncular üzerinden değerlendirmen ne olur? Şöyle, aslında Fenerbahçeli oyuncuların savunma performanslarının bu kadar öne çıkıyor olması Fenerbahçe adına negatif bir durum. Ama Fenerbahçe'nin yine iç sahada oynadığı bir maçta oyunu baştan sona kadar neredeyse kontrol edebildiğini söyleyebiliriz. Bu da tabii ki iyi gidişin bir sinyali Çağrı Spor cephesinde beklediğimden daha da kötü bir futbol vardı ki geçtiğimiz hafta Kayserispor maçında nasıl Fenerbahçe çok iyi bir oyunla kazandıysa bu karşılaşmada biraz daha hücum kapasitesi, hücum gücü düşük bir takım görünümü verse bile yine de iyi bir futbol denilebilecek seviyede kazanmayı başardılar. Bundan sonraki haftalar içinde Fenerbahçe'nin oyununun toparlanma sürecinde olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ee, savunmada senin de isminden bahsettiğim gibi Sazayi'nin performansı yine çok iyiydi. Özellikle ilk yarıdaki o pas trafiğini yönetmesiyle çok öne çıktı ve e, bu oyununu devam ettirmesi süresince hem e, takımdaki yerini garanti haline alacaktır hem de önümüzdeki yıllarda Fenerbahçe'nin e, gerçekten de çok büyük bir gelir elde edebileceği oyuncu gibi gözüküyor. E, Kaleci Altay'ın yine performansı dünkü maçta öne çıkan isimlerden bir tanesi oldu Altay ki işte yine şunu söylemek lazım. Geriye dönük oyuncuların performansı çok daha dikkat çekici olduğunu söylüyoruz. Şu anda ekranda da var zaten Fenerbahçe'nin topa çok daha fazla hakim olabildiği, ikili mücadele üstünlüğünü az bir farkla bile olsa kazanabildiği, önde olduğu ve oyunu elinde tuttuğu bir karşılaşma izledik. Bazen böyle maçlar olacak. Oyunu böyle çok farklı kazanmadığınız ee, ama rakip ceza sahasında çok fazla bulunabildiğiniz, bir şekilde bir sıfırda olsun kazanabildiğiniz maçlar olacaktır. Ee, dün akşam da kazanmayı bilen bir Fenerbahçe vardı. Peki e, hemen Samuel Osayi'nin istatistiklerini de şöyle bir söylemek istiyorum Taner. Osayi e, ikinci yarıda sahne aldı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu e, 13 pas, %76.9 pas isabeti, 5 kazandı ikili mücadele. Bir hava topu alma istatistikleriyle oynadı. E, hızı, gücü ve savaşçı kimliğiyle dikkat çekti. E, senin Osai'ye dair dün akşam notların oldu mu? Evet aslında Osai ile alakalı kazandığı 5 tane kimi mücadele var. Bu ikili mücadeleleri işte 20 tane girip 5'ini kazanmış değil. 7 tane ikili mücadeleye girdi 5'ini kazanmayı başardı. Sadece 2 tane kaybı var. E, şu görüntüyü verdi aslında e, ben bu takıma hazır geldim görüntüsü veriyor o sahi. Fiziksel anlamda bir negatif durumu gözükmüyor e, ve Erol Hoca'dan aldığı süre içerisinde her ne kadar rakibin yorulduğu bir süreçte bile girse zeminin gerçekten de oynamaya çok da elverişli olmadığı bir ortamda fiziksel anlamda ayakta kalan isimlerden bir tanesi oldu. Bu yüzden de e, önümüzdeki haftalarda e, bu kadar hazır gelen bir oyuncu çok daha fazla süreler alabilecektir gibi gözüküyor. Zemine de müsaadenle bir parantez açmak istiyorum. Fenerbahçe'nin de zemini diğer takımların zemini olduğu gibi kötü duruma gelmiş ve bunun nedenini araştırdığımız zaman geçtiğimiz hafta A Spor ekranlarında da bağlanmıştı. Sevgili Ali Salman Hoca, Çin uzmanıdır kendisi. Ali Hoca'nın da kendisiyle yaptığım görüşmede şu ifadede bulunmuştu. Bu şu anda yaşanılan Çin problemi kulüplerden bağımsız yaşanılan bir problem. Pandemiden dolayı ligin neredeyse hiç ara vermiş olmaması ve Evet Martla Haziran arasında bir ara vardı ama o süreçte çim bakım uzmanları çimlere sokulamadığı için lig her an başlayabilir diye yazında çim uzmanlarının sahaya gireceği dönemde de lig oynandığından dolayı şu anki çimler çok büyük bir oranda geçtiğimiz yıl Haziran ayından yapılan bakımlarla duruyorlar. Bu da tabii ki çimleri çok daha zor duruma düşmesine neden olacak gibi duruyor. Kulüplerden çok bağımsız bu baka. Ve e, ne yazık ki bu tempo daha da kötü duruma sokacak gibi gözüküyor çimleri. E, şunu da sormak istiyorum. Mener Valencia'nın performansı. Şimdi bizler, e, sizler stüdyolara geldiğinizde e, futbol severler, Fenerbahçe taraftarları. Mesut Özil e, kadroya dahil olduğunda, kadrodan kim ayrılacak diye konuşurken hep Ener Valencia'nın ismi geçerken dün harika bir frikik vuruşuyla topu ağlara gönderdi. aslında kaleci Gökhan Akkan'a yazdı gol ama bir futbol sever olarak ben o golün ne olursa olsun Ener Valencia'ya yazmasını tercih ederdim. Ener Valencia'nın performansı ile ilgili neler söylersin Taner? Gerçekten de bir aslında istatistik uzmanı olarak adlandırılan biri olarak bile beni de üzdü. Dünkü golün Valencia'ya yazmamış olması. Çünkü tarih sayfalarında bu gol artık yer bulamayacak. Çünkü herkes Gökhan'ın kendi kalesini attığı gol olarak göreceği için bugüne geri dönmeyecek kolay kolay. Ama çok şık bir gol. Yani evet. Gerçekten de topa hakimiyeti ve vuruşu çok iyiydi. Şu anda şunu söyleyebiliriz. Valencia belki skor yüküne katkı anlamında Fenerbahçe'nin diğer oyuncularından biraz daha sanki gerilerde kalıyor gibi gözükse bile topsuz oyunda takımı rahatlatan hamleleriyle birlikte çok iyi işler yapıyor. O yüzden kenara gelecek isim konusunda belki de Valencia bu isim olmayabilir. Çünkü Erol Hoca'nın oynatmaya çalıştığı oyun içerisinde oyun zekasıyla fark yaratan ve doğru koşularla doğru zamanda topsuz oyun içerisinde yaptığı hamlelerle rakipleri çok ciddi anlamda oyundan düşürebilen bir isim Valencia. Valencia'nın kadroda olmadığı maçlarda Fenerbahçe'nin rakiplere karşı direncinin e, ciddi anlamda düşüş yaşaması da muhtemel. Ha, bu farkı Mesut Boza e, Mesut da sağlar mı? Belki de Erol Hoca diyecek ki e, bu hamleleri Valencia'dan değil Mesut'tan alacağız. E, kötünün iyisi değil, iyinin daha iyisi gelecek Fenerbahçe'de bu durum. Evet peki hemen e, hızlıca tabii ki günün haftanın karşılaşmasını da sormak istiyorum. Beşiktaş evinde Trabzonspor ağlayacak. E, Trabzonspor devre arası yapmış olduğu transferlerle birlikte özellikle son hamlesi Bakasetas ki hazır gelmiş bir oyuncu. Bu akşam sahada olmasını bekliyoruz e, Bakasetas'ın. E, Trabzon'un hücum hattının da bu süreçte biraz daha güçlendiğinden bahsedebiliriz. E, Bakasetas'ın performansı aynı zamanda Ekuban Canini, Vakemen'in performansını da kuşkusuz e, etkileyecektir, yukarı taşıyacaktır diye düşünüyorum. Diğer tarafta Beşiktaş. E, Fenerbahçe'ye kaptırdığı, dün akşam kaptırdığı liderliği bakalım bugün geri alabilecek mi? E, her iki takımın da oyunu son haftalarda özellikle çıkış halinde. Bakalım bu akşam bize keyifli bir futbol izletecekler mi? Açıkçası.